O zamanki hayatına kısa bir bakış ve hayatındaki önemli değişiklikler. Hicri 1309, miladi 1892. Evvela hükema-i işrakiyü mesleklerine sülük ederek zühd ve riyazete başlamıştı. Fakat işrakiyün hükeması tedriç kanununa riayetle vücutlarını riyazete alıştırdıkları halde, Molla Said ise bu tedrice riayet etmeyerek birdenbire riyazete daldı. Bundan dolayı vücudu tahammül edemeyerek zayıf düşmeye başladı. 3 günde bir parça ekmekle idare ediyordu. İşrakiyun'un riyazetin küşayiş-i fikre, zihin açıklığına yardımı olduğu nazariyesi üzerine onlar gibi yapacağım diye çalışıyordu. Saniyen İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumunda, tasavvuf noktayı nazarında "Dâmâ yuribuke ilâ mâ lâ yuribuk" hadis-i şerifteki kaideye ittibaen ekmeği bile bir zaman terk ederek dağlardaki otlarla idareye koyuldu. Salisen nadir olarak konuşuyor ve inziva içinde Kürtlerin edip dahilerinden Molla Ahmed-i Hani Hazretleri'nin gündüzleri bile havf ile girilen kubbe-i saadetlerine kapanır, bazen geceleri de orada kalırdı. Bundan dolayı Molla Said için Ahmed-i Hani Hazretleri'nin feyzine mazhar olmuş diye halini o zatın kerametlerine hamlediyorlardı. Molla Said bu vakitlerde 14 yaşlarındaydı. 3 aylık tahsilin neticesi gerçekten şark alimleri tarafından tasdik edilmediği veya kesbettiği son hal ve durumun doğru bir yol olup olmadığı hakkında şüphelerini def etmek maksadıyla Kürdistan ulemasından mümtaz simalarla mülakat edip görüşüp bu şüphelerini gidermek için her birisinden de teberrüken bir iki ders almaya karar verdi. Aynı zamanda Bağdat'a gidip Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin merkadını da ziyaret etmeyi planlamıştı. Bunun üzerine hocası Şeyh Muhammed Celali Hazretleri'nden izin istedi. Celali Hazretleri kendisine bir icazetname-i ilmiye tanzim edip temerrüken verdi ve gitmesine de müsaade etti. Bu icazetname hakkında Bediüzzaman Hazretleri, "Muhammed Celali Efendi'den aldığım icazetnameyi Ruslara esir düştüğüm zaman zayi ettim" diye beyan vermiştir. Kendisine bu icazetname verilirken usulüne göre merasim, imtihan, sarık ve cübbe giydirme gibi ilmi bir ihtifal şeklinde değil, belki yalnız bir teberrük şeklinde hocası yazıp vermiştir. İleride Bediüzzaman'ın aldığı 2 icazetname anlatılacaktır.